Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 6. sınıflarımızda okutulan Kur'an-ı Kerim dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Kur'an-ı Kerim'in en uzun ve en kısa suresi hangisidir? Yasin Felak, Fatiha Maun, Fakara Tev Kevser, Fil Nas. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi 286 ayetten oluşan Fakara suresidir en kısa suresi de 3 ayetten oluşan Kevser suresidir. Cevabımız Bakara ve Kevser olacak. İkinci sorumuzu çözelim. Kıraat nedir? Kur'an-ı Kerim'i kolayımıza gelen bir miktarın okumak. Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma kuralını içeren ilim. Bir şeyi güzel yapmak, süslemek, Kur'an'ı ağır ağır tane tane okumak. Evet, kıraat namazın farzlarındandır. Namaza durduğumuz zaman Fatiha-i Zammı Sure'yi okuruz. İşte buna kıraat denilmektedir. Cevabımız Bursa. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yönüyle öne çıkan sahabeler kimlerdir? Amr bin As, Musab bin Umeyr, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mesud, Talha bin Zubeyr. Evet Zeyd bin Sabit vahiy katibi peygamberimizin ve Hazreti Ebu zamanındaki Kur'an-ı Kerim toplama ekibinin Abdullah bin Mesud'la birlikte Kur'an-ı Kerim'i en güzel okuyan sahabilerdendir. Sizin en hayırlınız nokta nokta öğrenen ve öğretenizdir peygamberimizin hadis-i şerifi. Boşluğa hangi kelime gelmelidir? İncil'i, Tevrat'ı, Kur'an-ı Kerim'i, Zebur'u ve son ilahi kitap Kur'an için peygamberimiz demiştir ki sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenizdir. O yüzden sizler şu anda ümmetin en hayırlılarısınız İnşallah Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup öğrenip insanlara aktaracaksınız. Kur'an'ı onu oluşturan harflerin çıkış yerlerini ve özelliklerini dikkat ederek okumaya ne denir? Mukabele, tefsir, tecvid, ihlas. Evet Kur'an-ı Kerim'in her harfin mahreç yeri vardır. Her kelimemizde tecvid kuralları vardır. İşte onu öğrenme öğrendiğim zaman Kur'an-ı Kerim'i dört dörtlük okuyacağız inşallah Cevabı Bu nedenle çıkış yerlerine, özelliklerine dikkat okumaya tecvid denilmektedir. Kur'an'ı güzel bir ses ve tarzla okunmasına ne denilir? Tecvid, kıraat, kıyam, tilavet. Evet, tilavet zevkatsal işte Kur'an-ı Kerim'i güzel bir ses ve tavırla okumaya denilmektedir. Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, babacığım sana emredileni yerine getir, İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamberimiz kimdir? Hz. İshak, Hz. İbrahim, Hz. Yakup, Hz. İsmail. Bu rüyayı gören Hz. İbrahim aleyhisselamdır. Onun oğlu da Hz. İsmail aleyhisselamdır. Cevabımız Hz. İsmail Denizli. Kur'an kıssalarının temel amacı hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir? Ders çıkarmamız ister, önceki peygamberlerin ya da milletlerin hayatlarından örnekler verir, iyi olayları kendimize örnek almamız ister, tarih olayları bize aklatır. Kur'an-ı Kerim bir tarih kitabı değildir. Kıssalardan amaç nedir? Onlardan ibret almaktır. Dolayısıyla Denizli. Kur'an'da Nemrut ile mücadelesi anlatılan peygamber hangisidir? Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. İbrahim ve Hz. İlyas. Muhakkak bunun çizgi filmi var YouTube'da. Onu izleyin. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la mücadelesi kıssa olarak anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir? Ahiret, peygamber kıssaları, iman ibadet, kıyamet vakti. Kur'an-ı Kerim'de kaybi konuların yalnızca Allah tarafından bilindiğinden bahseder. Kayıp ne demektir? Bir saniye sonrasında ne olacağını Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Bunu peygamberimiz de hiç bilemezdi. Büyük alimler de bilemez. Bilim adamlar da bilemez. Kaybı ancak Allah bilir. Mesela yağmurun ne zaman yağacağı, insanın ne zaman doğacağı ve kıyametin ne zaman olacağını yalnızca Allah bilir. Aşağıdakiler hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden değildir? Kur'an'dan sonra ilahi kitaplar gelmeye devam etmiştir. Cebrail vasıtasıyla gönderilmiştir. Kur'an parça parça indirilmiştir. Kur'an'ın dili Arapçadır. Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Dolayısıyla peygamberimiz de son ilahi peygamberdir ve bundan sonra ne peygamber ne Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitap ne de yeni bir din gelecektir. Dolayısıyla şu andaki tüm insanların Kur'an-ı Kerim'e iman etmesi gerekir. İlk vahiy geldiğinde peygamberimiz kaç yaşındaydı? Peygamberimiz biliyorsunuz 610 yılının Ramazan ayının Kadir gecesinde Kadir gecesinden Mekke'de bulunan Nur Dağı'nın zirvesindeki Hira mağarasında tefekkür ederken Cebrail Aleyhisselam Alak suresinin ilk ayetlerini peygamberimize getirerek İkra bismi demiştir. Oku Rabbin adıyla oku. işte o zaman peygamberimiz 40 yaşındaydı. Kur'an'ın ilk emri aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Oku, namaz kıl, zekat ver, peygamber oy. Evet. Hemen Arapçasını yazalım. Alak suresinin birinci ayeti Rabbimiz peygamberimize İkra demiştir. Yani oku. Bu şekilde yazılır. Emir fiildir. Kur'an-ı Kerim'i niçin okumalıyız? Yukarıdaki soruya aşağıdaki hangisi en güzel cevap olur? Sadece sevap kazanmak için. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını bilip hayatımızı uygulayabilmek için. İnsanların övgüsünü almak için. Sadece ölülerimizin ruhuna gitsin diye. Kur'an bize Allah'ın emir ve yasaklarını öğretir. Hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olabilmemizin yollarını gösterir. Dolayısıyla cevabımız Bursa. İnsanın yaratılış aşamalarından bahseden sure hangisidir? Alak suresi, Müddessir suresi, Fatiha suresi, Müddessir suresi. Evet burada Alak suresinde Allah insanın yaşama aşamalarından, yaratılış aşamalarından bahseder. Farz olan namaz ibadetinde bir miktar Kur'an okumaya ne denir? Kıyam, kıraat, secde, ruku. Kıyam namaz kılarken ayakta durmamıza denir. Ayakta namaza başlarız. Şayet sağlıklıysak Sağlık değilsek yatarak da biliyorsunuz namazlarımızı kılabiliriz. Peki yatarak da kılıyoruz ama hiç konuşamıyorsak o zaman göz imasıyla da sadece gözlerimizi oynatarak da namaz kılabiliriz. Buna kıyam denir. Secde ise alnımızı ve burnumuzu tam yere koymaya denir. Rüku e, ayakta Fatiha-i Zammı Sure'yi okuduktan sonra eğildiğimiz zaman buna rüku denir. Ancak kıraat namazda Fatiha-i ve Zammı Sure'yi okumaya denir. Alak suresine geçen gördün mü şu engel olanı ayetine belirtilen ve peygamberimizin Kabe'de namaz kılmasına engel olmaya çalışan kişi kimdir? Ebu Talip, Ebu Cehil, Velid bin Mugire, Baraka bin Neffel. Evet cehaletin babası anlamına gelen Ebu Cehil peygamberimize çok baskı ve zulmetmiştir. 17. Ey peygamberimiz, ey Rabbimiz bu hizmetimizi bizden kabul buyur. Sen gören ve bilensin. Ey Rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadetlerimizin usulünü göster, tevbemizi kabul et. Çünkü tevbeleri kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Dualar neden, kurban olayını yaşayan ve kıblemizi Kabe'yi inşa eden peygamberler aşağıdakilerden hangisidir? Hz. İbrahim İshak, Hz. İbrahim İsmail, Hz. Nuh, Hz. Salih, Hz. Adem, Hz. Yusuf. Peygamberimizle birlikte salavatlarda biliyorsunuz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alim var. Kema salli ala İbrahim'e ve ala al İbrahim diye ismini yücelttiğimiz, sürekli dua ettiğimiz Hazreti İbrahim ve oğul İsmail Kabe'yi inşa eden iki peygamberdir. Doğruya doğru şimdi yanlışa yanlış diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim okumak ibadet olmaz. Bu yanlış bir cümle çünkü Kur'an-ı Kerim'in tanımında tilavetiyle sevap kazanılan kitap geçer. Yani Kur'an okuduğumuz zaman biz direkt sevap kazanırız. Kur'an-ı Kerim sözlerin en üstünü ve en güzeldir çünkü o Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından korunmaktadır. İnna enzelnahu ve inna hafizun. Onu biz indirdik. Kıyamete kadar da biz koruyacağız diyor Rabbimiz. Kur'an-ı Kerim ilahi bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim okurken her harf için 10 sevap kazanırız. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim 610 yılının Recep ayında indirilmeye başlanmıştır. Halbuki ne zaman indirilmeye başlamıştı? Ramazan ayında indirilmeye başlamıştı. Boşluk doldurma sorularımız var. İstanbul bilginleri ayetteki nokta nokta ifadesini tecid okumanın gerektiğine işaret ettiğini belirtmişlerdir. Evet burada tertil ifadesini Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okudan kasıt onu tecvidli bir şekilde okumak gerekir. Kur'an'ı onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine, mahreçlerine ve özelliklerine, sıfatlarına dikkat ederek layıkıyla okumaya tecvid denir. Kıraat ve tecvid, tecvid, tertil. Dolayısıyla buraya tilavet diyeceğiz. Kur'an'ı onu oluşturan harflerin çıkış yerlerine, mahreçlerine, özelliklerine, sıfatlarına dikkat ederek layıkıyla okumaya Tecvid ilminin konusu nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Tecvidin gayesi Kur'an kelimelerini Hz. Peygamber'den aldığı şekilde muhafaza etmek ve Kur'an okuşunda hata yapılmasını önlemektir. Kur'an layıkıyla okuma çabasından tecvid ve kıraat gibi ilimler ortaya çıkmıştır. Kur'an'ın güzel bir ses ve tarzda okunmasına Evet burada aslında kıraatı e, tilaveti buraya yazacağız. Şu şekilde yapalım. Tilaveti altıya yazalım. Dolayısıyla tecvidi de iki aslında tecvid demiştik ama yanlış işaretledik orayı. E, dikkat ederek çünkü harflerin çıkış yerlerine göre tecvid olsun. Son kısma da altıncı sorumuza da e, güzel bir ses ve tarz okunmasına da e, tilavet denilir. Evet sevgili arkadaşlar böylece dersimizin sonuna geldik kanalımızda. 6. sınıf Kur'an-ı Kerim dersimizin tüm konu anlatımlarını bulabilip izleyebilirsiniz. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.